Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor, dinliyoruz. Anlaşmayı uzatabiliriz dedi ve Birleşmiş Milletler'le temas halinde olsun ama başarısız olduklarını söyledi. Sizin değerlendirmeniz nedir? Aslında soru cevabı vermiş bulunuyorsun. Yani benim de biliyorsunuz Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Ve bu Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler'den de Sayın Guterres zaten Sayın Putin'e bir mektup da gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle Tahıl Koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş, fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ettiriz. Efendim, Avrupa Birliği'nden gördüğünüz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız ifadesi kullanmışsınız. Sebebin ardından Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açılacak mı? Ve yine sizlerde bir değişiklik olacak mı? Bunlar sağlanacak mı? Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius'te görüşme yaptığım tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk, ele aldık. Yani başta Charles Michel olmak üzere, Ursula von der Leyen olmak üzere hepsiyle bu görüşmeleri yaptık ve kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik. TRT Haber Rasim Süleyman efendim. Öncelikle iyi cumalar. Uzun zaman sonra Macistan Başbakanı Mitsotakis'le Datça Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşmenin akabinde Mitsotakis Türkiye'ye ilişkilere atıfta bulunarak sanırım hepimiz sürekli olarak alarmda olmaktansa medeni komşular, arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu hususunda hemfikiriz dedi. Siz bu açıklamanın ibarinde ve NATO zirvesindeki görüşmenin akabinde Yunanistan-Türkiye ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Değerli arkadaşlar, biz tabii iki tane komşu ülkeyiz. Yani tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Ve bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Mitsotakis yeni bir seçim geçirdi. Aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Yani bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Ve şu anda da özellikle bizim büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle onlar ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.